Hadi başlattım. Sesimiz gidiyor kanka şu an. Oğlum Neyse dur böyle kalsın şimdilik. Sesimi kapatıyorum. Merhabalar, iyi akşamlar Hexball Club ailesi. Bugün sizlerle evet, Atlantis, yok seninki gitmiyor kanka şu an. Atlantis ve Gonzo'nun karşılaşmasında beraber olacağız. Ben Titan, yanımda yorumcum Pinomonti. Bugün Scream sakatlıkları dolayısıyla, sağlık problemleri dolayısıyla gelemedi spikerliğe. Onun yerine Pinomonti'nin yorumcusu olarak, spikeri olarak ben burada sizlere maçı anlatacağım. Maçı anlatımında bana Pinomonti yardım edecek. Hepiniz tekrardan hoş geldiniz diyorum. Yemeğini bitirdiyse sözü Pinamonti hocama vereceğim. Hocam yemeğinizi bitirdiniz mi? Okey. Açtım hocam sesinizi. Bir Konuşabilirsiniz. dakika. Bir hastaneden küçük bir haber vereyim. Yayını paylaşsın. Evet. Expo Club'ın 3. haftasında 2. gününde ilk maç Victoria Jamaica maçı Wild Card atıldığı için oynanmadı. Şimdi bir tarafta Guns'ı, bir tarafta Atlantis maçı oynanacak. Bakalım kazanan kim olacak? Evet hocam, kadroları çok merakla bekliyorum. Rey'e iyiyim kardeşim ama şu an sana cevap veremem. Kadrolar hocam, Gonzo tarafında Zlatan, Kodes ve Rey üçlüsü başlıyor. Zlatan 2 haftanın aradan sonra geldi ve ilk üçteki yerini aldı. Fury sakatlığı dolayısıyla, kendisi köyde şu an, sakatlığı dolayısıyla aramızda yok. Onun yerine Zlatan bugün görev yapacak. Köydeki doktor ona bile gidemiyor. Geçen haftanın yıldızlarından olan Nocturne de yedekler arasında. Hocam hemen alıyoruz. Bir dakika, hazırsak başlayabiliriz. Hocam, kadrolar hakkında ne düşünüyorsunuz? Sözü size verelim. Hocam, yani iki takımda da 2 haftadır oynamayan oyuncular var. Bir tarafta Zlatan, diğer Oo. tarafta Dixon 2 haftadır Bir oynamıyordu. saniye hocam. Bakalım bu maç nasıl olacak, göreceğiz. Bir durdurabilir miyiz hocam maçı? Maçı mı? Evet. Bir ufak bir Yaşamadım. hata oldu. Şunu bir çözmem lazım hemen. Maçı besliyor mu bu? Maçı bir restleyelim. Evet. Tamamdır. Hatayı çözdük. Ve bir rest alalım. Bir rest alalım. Okey hocam. Bir rest alalım. Evet. Karşılaşma Gonzo'nun vuruşuyla başlıyor. Zlatan. Rey'ye. Makinist'le mücadelesi. Makinist. Makinist çekti. Kodes. Kodes. Makinist. Rey'ye. Oynadı aşağı Kodes. Tek vurdu Zlatan. Zlatan İbrahimovic döndü. Solşul'a karşı karşıya. Solşul güzel kapattı hemen. Solşul. Rey'ye. Solşul. Solşul. Çekti topu. Zlatan'la mücadelesi. Atlantis takımı üçlü savunma yapmıyor bu hafta. Dixon. Zlatan vurdu. Gol! Zlatan! Zlatan İbrahimovic. 2 hafta yoktu. Geldi. Attı golünü Zlatan İbrahimovic. Defans yapmıyorsan tekrar düşün dedi. Öyle golünü attı hemen. Hocam, Gangsta Paradise maçında hatırlarsınız, yoğun bir savunma yapmışlardı. Üçlü savunmuşlardı. Ve 1-0 maçı kazanmasını bilmişlerdi. Bugün açık başladılar ve hala açık oynamaya devam ediyorlar. Umarım istedikleri sonuçlara ulaşırlar. Şimdi Solskjaer bıraktı. Makinist. Kodes. Güzel kapattı. Kodes. Makinist. Zlatan, Solskjaer, oynadı Dixon. Dixon tek vuruş, Kodes. Makinist geldi, hemen geldi. Kapattı. Atlantis takımı atakta oynamaya başladı beraberlik için. Şimdi Rey, Zlatan. Rey. Dixon. Dixon, Solskjaer. Solskjaer. Rey. Solskjaer. Solskjaer çok tecrübeli. Çok tecrübeli gerçekten. Eskişehir'e giderseniz kendisiyle görüşme fırsatını yakalayabilirsiniz. Dixon. Rey. Rey çok güzel çekti. Rey 2-2'ye bir soğuştu. Hemen geldi, kapattı. Zlatan.
Dixon Solskjaer'ı transfer etmek için çok büyük paralar ve çok büyük dolarlar döndürdü. Solskjaer'da geldi, takımının defansına yerleşti. Makinist, Kodes. Kodes, Makinist'in mücadelesi. Makinist çekti topu, kaldırdı. Dixon. Geri pas düşünce Zlatan çok güzel girdi araya. Zlatan. Maçın ilk dakikalarında çok güzel bir gol atmıştı. Şimdi Kodes atağa katıldı. Kodes içeride rey var. Kodes. Makinist çok akıllı bir hareket. Solskjaer. Makinist önde kalır mı? Makinist çekti. Vurmuş gibi yaptı. Kodes hemen geldi kapattı. Solskjaer aşağıda atağa katılmıştı. Gerçekten çok heyecanlı bir maç izliyoruz. Top bir o kalede bir bu kalede. Dixon. Hocam 2 dakikayı geride bıraktık. Makinist bu arada. Topu sam sözü size veriyordum. Kodes güzel çıkarttı. Kodes güzel bir fake. Dixon. Hocam 2,5 dakika geride bıraktık, nasıl bir maç oluyor, nasıl bir maç bekliyorsunuz? Hocam Nalca erken golü bulunca biraz defansif oynamaya başladı. Artık Nalca pas kırıyor, bakalım ne olacak? Nalca bir seyirciye çok zorlamaya. Şimdi Solskjaer. Bence gol ve goller görebiliriz daha fazla. Solskjaer, Kodes, Makinist. Umarım gol ve goller görürüz hocam daha fazla. Zlatan, Makinist güzel girdi araya. Makinist oynadı. Rey'i hemen kapattı. Kodes 2'ye 1 pozisyon. Kodes, Zlatan al. Zlatan vurdu. Solskjaer, Zlatan. Kodes gol. Kodes'e yazılıyor gol. 2-0 öne geçiyor Gonzalo. Kodes çok güzel bir çalım. Çok güzel bir fake daha. Makinist girdi araya. Şimdi Kodes tehlikeli olabilir. Hocam 2-0 oldu. Hocam gerçekten beklenmedik bir anda 2 gol geldi Galatasaray tarafından. Şimdi Makinist Kodes. Çok tecrübeli Zlatan. Zlatan Solskjaer'la mücadelesi. Zlatan Solskjaer sekti top. Rey kale bomboştu. Dönse İcabı. Bir Adnan Sistem bir Tunay hamlesi bekliyorum. Oyunu biraz daha Zlatan'ın önüne. Zlatan 3 oluyor. Zlatan İbrahimovic. Zlatan İbrahimovic 3-0 yaptı. 2 haftadır yoktum, birbirine bir demiş öldü. Şimdi herkes bir sınıfal gibi döndü diyor Zlatan İbrahimovic. Çok güzel Gonzalo 3 dakikada 3 gol birden attı. 4. dakikaya giriyoruz şimdi. Zlatan Rey 2 asist. Zlatan kaleye vuramadı. Hat-trick yapmaya çok yaklaşmıştı Rey o da çok iyi ısınmış bugünkü maça. Rey Zlatan Dixon. Hocam Atlantis bizim Gerksa maçından ziyade bu maç çok düzensiz oynuyor. Oyuncular arası boşluk çok fazla. Hala devam ediyorlar hocam iki defans yapmaya. Hala yani, kapanmıyorlar. Onu zaten DMS'iyle çok oynuyor. Rey vurdu, Rey 3 oldu, Rey 4 oldu. Zlatan ve Rey neler yapıyor hocam? Orta sahada bir çok büyük sıkıntı var gibi. Büyük sıkıntı hocam. Rey verdi, Zlatan vurdu, Zlatan İbrahimovic 5 oldu. Rey Dixon'ı nereye gönderdi öyle Dixon'ı? Kayıp şehri bulmaya gönderdi Atlantis'i. Hocam 5 oldu, dakika daha 5 bile değil. Zlatan İbrahimovic 3. golünü attı. Makinist Solskjaer atağa katıldı. Solskjaer kaldırdı topu. Makinist atar mısın? Makinist attı, gol oldu. Makinist 5-1. Bu nasıl bir maç? Hocam benim sesim az demişler biraz galiba. Sizin sesiniz az mı hocam? Hemen ilgileniyorum. Solskjaer Rey'i mükemmel pazara gönderdi. Şimdi Kodes. Hemen ilgileniyorum. Kodes geldi Rey'i, Zlatan. Tekrar Rey'i, Zlatan. Güzel paslaşmalar Rey'i. Dixon'la karşı karşıya köşeye atar mı? Attı ama Rey'in azıcık yanında kaldı top. Yükselttim hocam sesinizi. Umarım sesiniz bu sefer iyi gidiyordur. Şimdi Zlatan. Rey'i karşı karşıya. Rey'i vurdu. Rey'i attı golünü 6-1. Dixon. Buradan Trabzonsporlu kardeşlerime de sevgilerimi yolluyorum. 6-1 oldu. Solskjaer. Solskjaer attı 6-2. Ne olur. Aman Allah'ım. Topu gören gol atıyor hocam. Şimdi Zlatan Dixon kurtardı. Makinist. Çekti roketi, yapamadı. Hocam. Defans olan Solskjaer bir gol bir asist yaptı. 6 tane de gol gördü kalesinde maalesef. Şimdi Dixon, Makinist, Rey'i. Zlatan ve Rey'i işbirliği çok iyi bugün. Rey'i, Zlatan, Makinist. Bizim 3 maçta gördüğümüz, kendi Gerksa Paradise maçımızda gördüğümüz gol sayısından daha fazla gol oldu bu maçta. Hocam
3 Gangsta Paradise'da ilk galibiyetini aldı. 3-2 yenerek güçlü rakibi DC United'ı. Daichi'nin dedesinin problemi sebebiyle gelemedi bu arada, makinist attı. 6-3 oldu. Çok güzel bir asist Dixon'dan. Defansif anlamı kötü başlamıştı ama ofansif anlamda iyi işler yapıyor Dixon. Hocam yalnız Atlantis'te biraz daha sağlam oynarsın maç dönebilir. Neden dönmesin hocam, neden dönmesin? Atlantis yavaş yavaş ısınmaya başlamış ama biraz geç oldu. Şimdi Ray'i. Çünkü bu arada takımında gördüğüm kadarıyla konsantre problemi yaşıyorlar ikisi de. Bu kadar fazla gol olunca. 6-3 hocam. 9 gol oldu. 7 dakikada 9 gol sildirdi iki taraflar. Şimdi Social. Makinist. Makinist. Kodes. İlk kere bitmek üzere artık. Makinist. Kodes. Kodes köşede oynadı. Makinist. İlk yarı sonucu. İlk yarı sonucu 6-3. Gonzalo'nun üstünlüğüyle sonuçlandı. Bakalım bir değişiklik görecek miyiz? Bir turajın yarı değişikliği görecek miyiz? Bu arada hocam sözüm yarıda kaldı benim. DC United maçında Daichi derisinin rahatsızlığı sebebiyle gelemedi. Buradan da Daichi'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Geçmiş olsun. Güzel bir futbol oynandı dün akşam. 3-2 Gangsta'nın galibiyetiyle sonuçlandı. İkinci yarıya başlayacağız. Tarafları bekliyoruz. Bir değişiklik başlayacak mı? Hocam bir değişiklik olur mu? Olmadı gibi gözüküyor. Ben bir Tunay Junior hamlesi bekliyordum, Neymar Tunay'ı, ama göremeyeceğiz gibi hocam. Hocam maçı başlatmayalım. Formaları ayarlayalım. Formaları ayarlıyoruz. Hemen pause, bir pause. Tamam, başlayabiliriz. İkinci yarıya. Hocam Sara gibidir Vatan İbrahimovic evine. Sara oyuna dahil oldu. Sara hamlesi 6-3 yenen önde olan taraf olmasına rağmen değişikliğe gitti Gonzalo. Onun dışında Atlantis bir değişiklik yapmadı hocam. Böyle iyi olduklarını düşünüyorlar. Defansif anlamda bana kalırsa kendi fikrim biraz zayıflar şu ana kadar. 3 defans yapmadıkları için. Ama ofansif anlamda tabii ki 3 gol atmışsınız. İyisiniz yani, iyi. Şimdi Dixon. Makinist. Hocam bence o biraz 3 defanstan ziyade Solşan'ın köşeye gidip Dixon'ın kalede durmasından dolayı kale biraz boş kaldı. Dixon çünkü bir kaleci değil, defans oyuncusu da değil. Öyle kendisi forvet olarak oynuyor. Normalde yani biz Dixon'ı öyle biliyoruz. Dixon bir forvet oyuncusu. Dediğiniz çok mantıklı gerçekten. Şimdi Kodes. Kodes, Rey, Makinist, Dixon oynadı aşağı Solşan. Social girdi içeri Dixon, şu an defansa geçmiş durumda. Social yine hücuma destek veriyor. Makinist kendisi Xbox Club B3 Fan Club turnuvalarında defans oynadı Dixon. Ve alışmış gözüküyor defansa şu anda. Ama belli olmaz her şey. Şimdi Dixon. Kodes. Sara. Dixon. Ray. Social atağa fazla destek vermeye başladı şu dakikalarda. Kodes. Dixon. Ray. Sara. Kodes. Social verdi basını. Makinist. Makinist dokundu. Altın ört oldu. Makinist. Social. İnanılmaz bir performans hocam. İkinci asistini yaptı. Bir de golü var. Hocam. Orada mısınız? Buradayım hocam. Social çok çok iyi bir performans sergiliyor gerçekten. Ray. Şu an Atlantis'in en büyük kolu diyebilirim Social. Bakalım. Makinist direkt. Güzel oldu ama olmadı. Makinist'in de yanlış hatırlamıyorsam hat-trick yaptı, yapmış olması lazım şu an. Hat-trick yapmadı, Social attı hocam bir golü. Galiba. 6-4 hocam maç. Social. Ray'i. Sara. Verdi. Ray'i direkt. Ben bile golü çaldım, gol olmadı. İnanılır gibi değil. Bana da fake attılar ama Ray attı golü. Tekrar çalmama gerek var mı bilmiyorum. Hissettim resmen gol olacağını. Ray'i. Social. Kodes. Çekti topu. Social.
Köşeye Dixon vurdu. Dixon attı. Ne oldu? Ne oluyor? 7-5 oldu. Aman Allah'ım. Bu hafta 3 maç becerilince o maçlardaki golleri de bu maça almışlar hocam. Hocam inanılır gibi değil. İnanılır gibi değil gerçekten. Reyi. Reyi vurdu dışarı. Reyi aladı top. Reyi. Sara kaleyi dönse belki gol olacaktı. Gol olması içten bile değildi. Makinist. Sara. Kodes. Social. Kodes. Social. Kodes. Social. Dixon defansa geçmiş durumda. Makinist. Dixon açıldı. Dixon bıraktı. Social vurdu. Nasıl gol bu? Social nasıl gol bu? Social 7-6 yaptı maçı. 6-0'dan döndüler yanlış hatırlamıyorsam. Yok 6-1'den döndüler. 5-0'da 6-1 oldu. 6-1'den döndüler. Karşı pazar karıştı. 7-6 oldu. Atlantis takımın çok iyi bir dönüş. Noktört oraya girdi Sara yerine. Geçen haftanın yıldızlarından da Noktört. Dixon. Galibiyet. Yok berabere kalmışlardı. Noktört'ün golü vardı geçen hafta. Reyi. Kodes. Kodes. Zula sen kenardan Reyi'ye biraz daha defans oyna diye bağırdı. Noktört. Social. Reyi. Reyi çekti topu. Oynadı aşağı. Güzel kapattı Social. Makinist. Dixon. Hocam Sara sakatlanmış. Acile götürülüyor. Pingi olunca hocam direkt soyunma odasına koştu. Hiç zorlanmıyorum dedi. Gitti hocam. Duvarlar yumukluyor şu an. Makinist! Makinist! Gol mü? Makinist! İnanılmaz! Kodes! Kodes inanılmaz! Bir hata yaptı ve hemen telafi etti. Social! Social tehlikeli bir orta gelirse neden olmasın? Reyi! Reyi hemen orta sahaya geçti. Tekrar söyleyemiz maç 7-6 durumda. Galatasaray'ın bir farklı üstünlüğü mevcut. Dixon! Makinist! Social! Makinist! Kodes! Kodes'ten çok güzel pas. Reyi. Noktört. Noktört bıraktı. Reyi vurdu. 8-6 oldu. İnanılır gibi değil. Tam tamına 14 gol oldu. İnanılır gibi değil. 8-6 oldu maç. Makinist çok keyifli bir maç oluyor. Reyi. Dixon. Dixon. Noktört. Noktört aşağı oynadı. Reyi. Reyi'de kaldı top. Social. Hemen geldi. Çekti topu. Reyi. Onu karşıladı. Social. Reyi. Social. Reyi. Çekti topu çekmek istedi. İçeri ortaladı Noktört. Dixon geldi. Kapattı hemen. Reyi'ye kaldırdı. Social içeride makinesi. İleride makinesi bomboş. Social sektirebilecek mi? Sektiremedi. Kodes hemen kapattı. Şimdi Social. Social çok güzel bir pas. Makinesi. Kaleye vurur mu vurdu Kodes. Çok iyi kurtardı. Şimdi Noktört'ün önünde aşağıda bomboş bir Reyi var. Noktört kaleye vurdu. Noktört gol mü? Noktört Dixon çıkarttı. Dixon. Nasıl bir maç oluyor? Noktört Reyi. Kodes hata destek vermek istedi geri çıktı. Noktört. Social. Social çekti topu. Makinist. Makinist. Kodes'le mücadelesi Dixon'a kadar geldi top. Dixon. Makinist. Kodes. Reyi. İkili mücadele var. Makinist delmeye çalıştı delemedi. Noktört bir trikşat görür müyüz? Göremedik. Noktört karşı karşıya. Noktört Social. Hocam son 1.5 dakika artık. Umarım gol olur. Bir goller daha görürüz. Bu arada maç 8-6 mıydı hocam? 8-6 oldu hocam. Artık saymayı bile unuttuk. 8-6 hocam maç 8-6. Kodes. Ya böyle 6-3 Guanzo'nun üstünde bitmişti. Noktört. Noktört. Noktört karşı karşıya. Noktört verdi. Derken. Direkten döndü top. Makinist. Bakalım bencilliğinin bedelini Social. Ödeyecek mi? Ödetmediler. Social orada makinist. Güzel girdi Kodes araya. Kodes de maçın oyuncusunda Dixon güzel kurtardı. Dixon'u nişanladı resmen. Şimdi Kodes. Makinist. Aşağı açılan top. Reyi. Reyi. Noktört. Noktört çekti Reyi. Dixon. Dixon kaldırdı topu oynadı. Makinist 2'ye 1 geliyor Atlantis. Social Reyi hemen kapattı. Makinist. Social Reyi güzel kapattı şimdi. Tekrar makiniste geldi Dixon. Dixon aşağı oynayamadı. Noktört birinde boş bir alan. Noktört atar mı? Noktört attı mı? Noktört vurdu. Noktört kaçırdı. Noktört kaçırdı. Bu arada makinist birine seken top. Makinist vurdu. Makinist.
Makiniz! 8 saniye kaldı. 8'i doldu maç. Evet. Neler oldu? Knockout kaçırdı. Dönen top gol oldu. Ve maç sonucu. Zaten 10 saniyede. Maç sonucu. Atlamı sayılmadı. Maç sonucu 8-7. Muhteşem bir maç izledik. Bu maçı bize izleten iki takımın ayaklarına, ellerine, yüreklerine sağlık diyoruz. Çok keyifli bir maç oldu. Gonzalo 8-7 Atlantis'i mağlup etmeyi başardı ve 3 puan hanesine yazdırdı. Hocam, maç hakkında düşüncelerinizi alalım. Hocam, bu sezon izlediğimiz en dağınık maç diyebiliriz. İki takımın da orta sahaları kolay geçildi. 2'ye 1'ler çok fazla oldu. Rakip atakları gol yerek savuşturdular diyorsunuz hocam. Aynen hocam. 15 gol gördük tam tamına. Gerçi biz Şampiyonlar Ligi'nin 13 gol yemiştik. Nasıl yedik? Şu an maçtan sonra bir kez daha hayret ettim. Buradan da BSE'ye sevgilerimizi iletiyoruz. 10 dakika sonra görüşmek üzere arkadaşlar.